Şimdi dönelim tekrar Ukrayna'dan ayrılanlarla ilgili haberlere. Onların arasında Türk öğrenciler var. Çoğu da yurda döndü. Öğrencilerin eğitimlerine nasıl devam edeceği merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu konuya ilişkin bir karar aldı. Bunu da açıkladı. Buna göre Ukrayna'dan dönen Türk öğrencilere yatay geçişte kolaylık sağlanacak. Yatay geçiş şartlarını sağlayamayanlar özel öğrenci statüsünde eğitim alabilecek. Yükseköğretim Kurulu Ukrayna'dan tahliye edilen Türk öğrencilere ilişkin kararını açıkladı. Bu öğrencilere yatay geçişte kolaylık sağlanacak. Yatay geçiş koşullarını sağlamayanlarsa üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitimlerine devam edebilecek. YÖK özel öğrenci statüsünden yararlanmak isteyen öğrenciler için bir internet sitesi hazırladı. Öğrencilerin ukraynabilgiformu.yok.gov.tr adresine girerek buradaki bilgi formunu doldurması gerekiyor. YÖK'ten yapılan açıklamada özel öğrencilik statüsüne ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Ukrayna üniversitelerinde yaklaşık 5000 Türk öğrencinin eğitim aldığı belirtiliyor. Son güncel verilere göre yaklaşık 5000'e yakın Türk öğrenci Ukrayna'da eğitim alıyor. Bu öğrencilerden 2021 Eylül ayında 1700 kadarı yeni eğitimine başladı. Öğrencilerin büyük çoğunluğu tıp, diş hekimliği, hukuk ve mühendislik gibi alanlarda eğitim alıyorlar. Peki öğrenciler neden Ukrayna'da eğitim almayı tercih ediyor? Sınav şartı olmadan kolay kabul alınması ve eğitim ücretlerinin düşüklüğü tercih sebeplerinin başında. Giriş koşullarının üniversitelere Avrupa'daki muadillerinden çok daha kolay olması. Türkiye'de de bir sınav kazanma şartı olmadan Ukrayna'da eğitim alıyor öğrencilerimiz orada. İkinci en önemli sebep ise Ukrayna'daki üniversite eğitim ücretlerinin yine muadillerine göre çok daha düşük olması. Son olarak da Ukrayna Üniversitesi'nin diplomaları hem Avrupa Birliği'nde hem Türkiye'de tanıdığı için öğrenciler bu konuda da sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorlar.